28 Şubat ve FETÖ mağdurlarından bir tanesi de benim. Bir 5 sene de ben yatmıştım. Kardeşim şu anda içeride. 16-17 senedir içeride. Hatta göz altında kabulü yoktu, savcılıkta yoktu, mahkeme süreçlerinde kabulü olmadığı halde ve hatta mahkeme süreçinin bitene kadar yan hakim, üye hakim şer koymuş, bu şahsın cezalık bir tarafı yoktur. Şerhi koymuş öyle son kararda. 6-7 sene yattıktan sonra tahliye oldu. Kendinden emin olduğu için yurt dışına bir yere de kaçmadı. 2 sene de dışarıdaydı. Mahkeme devam ettiği için tekrar tutuklandı. Hadi de içeride. Kardeşim gibi yani 500-600'e yakın herhalde kardeşlerimiz var içeride. Sadece Hizbullah'tan değildir. Sivas Dağası'nda olanlar vardır. Hizb-ı Tahrir vardı ya, bu son bir şeyden dolayı onların herhalde çözüldü. Büyük bir ümit içindeyiz. Sayın Başkan'ın başa gelmesiyle, reisin başa gelmesiyle, bugüne kadar hep diyorduk ki, yani belki evet iktidardır, imkan el vermiyor, muhtedir değil, yapamıyor. Ama bu son seçimden sonra, başkanlıktan sonra inanıyoruz ki bunun imkanları artık hiçbir şekilde geri dönmez, yapabilir. O yönden sizi ziyaret ettik ki bizim bu mağduriyetlerimizi, yani kardeşim, belki en az kardeşim yatıyor, 20-25 sene içeride olan kardeşlerimiz vardır. Aynı şekilde yurt dışında olan muaciller kardeşlerimiz vardır, ailelerine gelip gitme imkanları yoktur. Abim minibüste çalışıyordu, ben ona yardım ettim. Akşam son seferiydi. Mahallenin ortasına gittik, birden dur dediler. İnecek vardır. Durmamla üzerime 6-7 kişinin çullanması bir oldu. Velhasıl uzun bir süreç, gözaltına alındım. 3-4 gün orada işkencede kaldık. O işkenceleri artık söylememe gerek yok. İnsanlık dışı sadece diyorum. İstanbul'dan Bingöl'e bizi minibüsten getirdiler. 24 saate yakın diyor Allah-u Alem. Yeme içme yok. Eller arkadan kelepçeli. Koltuk arasında şöyle ilk buraya kadar. Ben, kardeşim, başka arkadaşlar da vardı. Buradaki o insanlık dışı işkenceler, muameleler, elektriği düşünün, en mahrem şekilde. Bayanlar yoktur, onun için biraz daha açık söyleyebilirim, çırılçıplak. O işkencelerden geçtik ve bizim o arkadaşlar da o şekilde o işkencelerden geçti. 106 kabulü vardır bütün bu işkenceler aramı. Ne mahkeme süreci, ne savcılıkta, hiçbir tarafta ve hatta yan hakim. Oraya şerh koyuyor, diyor ki cezalık bir tarafı yok şahsın ama mahkeme başkanı tabi böyle değişiyor. İlk mahkemeye giren başkan ve orada da cezayı veren. Yani gerçekten de vebal çok ağırdır başkanım. Bu mazlumların ahı çok ağırdır. Gerçekten de çok ağırdır. Siz inanın, öyle insanlar vardır ki bu camianın içinde evine ekmek götürecek durumda değiller. Ona rağmen o mücadeleyi veriyorlar, gidip geliyorlar. 20-25 senedir. Yani bir Arap medyaya düştü, sosyal medyaya düştü. Bir tane arkadaşım bağırsakları dışarıda ameliyata götürecekler, elleri kelepçeli. İçeride halen de bu süreç böyle bir şekilde devam ediyor. Baba oğul 70-80 yaşlarında baba var. En az 50'nin üstünde de oğul, baba oğul beraber. Oğul işte dedim bağırsakları dışarıda, hayatı idame ediyor. Gerek genel merkez olsun, gerek sayın reis olsun, bunlara iletmeniz,
yani gerçekten de bir sorumluluk var burada Müslüman olarak. Yani biz reisin bu, o da 28 Şubat mağdurlarından biri olduğu için diyoruz ki en azından bizim bu içerideki kardeşlerimizin durumunu bilir ki haksızlığa uğramış. Çünkü kendisi de haksızlığa uğramıştı bir şehirden dolayı. Bence siz burada sadece akrabalarınıza sahip çıkmıyorsunuz. Kan bağı olan kardeşlerinize sahip çıkmıyorsunuz. Siz burada bir ümmet adına Müslüman bireysel arkadaşlarımız olarak birey adına bir vazifenizi yerine getiriyorsunuz. Bakın, bugün bu dünya vardır, yarın yoktur. Biz hesaba iman etmişiz. Biz bu işin hesabını, kitabını fellik fellik vereceğiz. Zerre miskali kadar Cenab-ı Allah her şeyin hesabını bizden soracak. Bu kardeşlerimiz bugün eğer bu mücadeleyi, çaresizliği mücadelesini veriyorlarsa Cenab-ı Allah onların da mükafatını verir. İçeride olan kardeşlerimizin mükafatı zaten şehitlerden bence inşallah taşınırlar. Yani. Çünkü masumdurlar. FETÖ kumpasına kurban edildiler. Onunla yüreğimiz yaralıdır. Canımız inciniyor. Ama maalesef gelelim ki bu ülkede yargı sistemi var, kanunlar var, hukuk var. Biz bunun, ben hukukçu değilim. Bunun, bu noktalarda yorum yapma gücüne sahip değilim. Ben bir Müslüman fer olarak bakıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi var. Men lem yehtemme bi emri müslümine fe leyse müminun. Müminin derdiyle dertlenmeyen, onun acısını yüreğinde hissetmeyen o müminlerden sayılmaz. Ben en azından tarafım, müminlerin tarafıyım. Bunu Allah'ın huzurunda yüreğimle, kalbimle, iliklerimle, damarlarındaki kanımla itiraf ediyorum. Ben Müslümanım, Müslümanların tarafındayım. Ama ülkemizin hukuku, kanunları, sistemi, yargılama biçimi, savcılarımız, hakimlerimiz, avukatlarımız bu işte daha ehildirler, daha iyi bilirler. İnşallah bu mazlumların da ülkenin birlik beraberliğinde hayru hasanatına olacak şekilde bu meseleler son bulur. Bu acılı ailelerin yüreklerine Cenab-ı Allah inşallah bir ferahlık verir. Allah'tan umudumuz kesilmez. Umutlarız inşallah. Cenab-ı Allah bu konuda bir suretle bu mazlum, mustazaf insanların kapısını, yolunu açar. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Bizi de onların hayr-ı hasenatından, ecirlerinden mahrum bırakmasın.